Gözlerinizi kapatınız. Kadınlar Anadolu gelsin gözünüzün önüne. Erkekler Girit Adası gelsin gözünüzün önüne. Girit Adası'ndan bir gemi yola çıksın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitsin. Bu geminin içinde bir çınar var. Anadolu'dan bir gemi yola çıksın. Silifke'den yola çıksın. Kıbrıs'ın güneyine gitsin. Bu geminin içinde bir zeytin ağacı var. Anadolu kadın demek, Girit erkek demek. Geminin Kıbrıs'a gitmesi çocukluğumuza geri dönmek demek. Ve çınar erkek ve zeytin yine kadın demek. Şimdi geminizle erkekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılın, Ege Denizi'ne gelin, oradan Çanakkale Boğazı'na gelin. Kadınlar gemilerinizle Kıbrıs'ın güneyinden hareket edin, Ege Denizi'ne, oradan da Çanakkale Boğazı'na gelin. Bir dakika. Çınarınız ve zeytininiz de geminizin içinde. Ege Denizi'nin içine girdiğimizde annemizin rahminden yeni çıkıyoruz demektir. Ege Denizi'nin içine girdiğimizde ise artık rahme geri dönüyoruz demektir. Ve Çanakkale. Erkekler, geminizle Çanakkale Boğazı'na giriyorsunuz. Çanakkale Boğazı geçilmez. Ve Boğaz'da size deniyor ki çınarını burada bırak. Geminizden çınarı çıkarıyorsunuz. Çınarı Çanakkale'de oradaki muhafızlara bırakıyorsunuz. Geminiz boş. Marmara Denizi'nin tam ortasına geldiğinde, yani Tekirdağ ve Bursa çizgisine geldiğinde geminizin yarısı gitti. Geminizin yarısı kaldı. Erkekler oradan İstanbul Boğazı'na geldiğinizde geminizin tamamı yok oldu gitti. Artık geminizden eser yok. Ve ruhunuz, bakın, İstanbul Boğazı'ndan geçip gidiyor Karadeniz'e. Ruhunuzun elinde altın bir koç postu var. Ve Karadeniz'den de ruhunuz uçarak Gürcistan'a gidiyor. Gürcistan'da Kolkis Ormanı var. Dünyanın en büyük selvi ağacı orada. Altın postu selvi ağacına bırakıyor ve atmosferi aşıyor. Ve dört boyutlu uzayımızı da aşıp zamanın olmadığı uzaya geliyor. Maddenin olmadığı uzaya geliyor. Kütle çekiminin olmadığı uzaya geliyor. Bizim uzayımız dört boyutlu. Ruhunuzun gittiği uzay ise beş boyutlu. Erkekler, orada bembeyaz bir nurun içinde göreceksiniz kendinizi. Ne istiyorsanız orada Allah'tan dileyin. 3-4 dakika dileyin. Ve şimdi erkekler orada beşinci boyutta dileklerini dilerken
Yüce Allah'a dua ederken kadınların şimdi Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerini sağlayalım. Kadınlar, geminizle Çanakkale Boğazı'na geldiniz. Size diyorlar ki geçebilirsin. Geminizle geçtiniz. Siz diyorsunuz ki zeytin ağacını burada mı teslim edeceğiz size? Hayır diyorlar. Zeytin ağacını Kız Kulesi'ne götüreceksin diyorlar. Ama Edirne Bursa çizgisine vardığında geminin yarısı yok olacak. Haydi. Kadınlar, Marmara Denizi'nin ortasına kadar geldiniz. Ve şimdi geminizin ortadan geriye olan kısmı yok oldu. Geminizin en önünde zeytin ağacı var. Kız Kulesi'ne geldiniz, zeytin ağacını Kız Kulesi'nin dibine, kaidesine bırakın. Ve bıraktığınızda geminiz tamamen eridi. Ve ruhunuz kaldı geriye. Elinde altın bir koyun postuyla İstanbul Boğazı'ndan geçip gidiyor. Kilyos'a, Şile'ye. Oradan da Gürcistan'a geldi. Kolkis ormanlarına. Dünyanın en büyük selvisinin üzerine bıraktığı altın koyun postunu. Ve sizin ruhunuzda atmosferden çıktı. Galaksilerin arasından bu karanlık dört boyutlu dünyamız, evrenimizden çıktı. Çıktıkça bakın aydınlanıyor bu evren. Zaman yok burada. Kütle çekimi kalmadı. Madde yok. Nurlu bir alem var. Beşinci boyut. Levh-i Mahfuz. Bezmi Elest, Ruhlar Meclisi, ruhlarımızın bulunduğu boyut. Orası ki bu dört boyutlu evrenimizin aslı. Bu dört boyutlu evrenimiz ki o beş boyutlu evrenin gölgesi. Ben susayım. Hayatınızda hangi istenmeyenler varsa onların hayatınızdan çıkması için Yüce Allah'a dua edin. Hayatınıza hangi güzellikleri çekmek istiyorsanız Yüce Allah'a onlar için dua edin. Ben susayım, siz dua edin. 3 dakika sonra sizleri oradan alacağız. Yeniden bu zamanın, kütle çekiminin, maddenin içine, bu karanlık dört boyutlu evrenimize getireceğiz. Belki gelmek istemeyeceksiniz ama bu dünyada yaşamaya mecburuz. Haydi 3 dakika duanızı edin. Çünkü son duanızı edin gibiymiş. Tövbe Üç dakikalık süre başladı.
Duanız bittiyse değerli dostlar, 5 boyutlu evrenden 4 boyutlu evrenimize geleceğiz. Duanız bittiyse değerli dostlar, 5 boyutlu asıl evrenden 4 boyutlu bu gölge evrenimize geleceğiz. Duanız bittiyse değerli dostlar, ruhlarımızın bulunduğu, zamanın olmadığı, maddenin olmadığı, kütle çekiminin olmadığı o nurlu alemden 4 boyutlu karanlık evrenimize, maddenin içine, zamanın içine, kütle çekiminin içine sıkışacağız. Haydi, 4 boyutlu evrene gelin. Bu geliş biliyorum. Halka halka karanlığın içine girmek gibi. Ağırlaşmak. Astronot elbisesinin içine girmek gibi. Maddenin içine sıkışmak. Ne zormuş bu hayat be. Ve bize düşen bu zamanın, maddenin ve kütle çekiminin içinde en güzel hayatı yaşamak. Az önce inşallah istediğiniz hayatın duasını ettiniz Yüce Allah. Ve ruhlar fizik bedenden 52 gün önce gelir dünyaya. Haydi bakalım atmosferin içine girin ve gelin şimdi Gürcistan'a. Ruhlar Gürcistan'a gelir önce. Kolkis ormanına. Dünyanın en büyük selvisine. Kadınlar, orada altın koyun postu var. Ruhunuz onu alır. Erkekler, selvi ağacının üzerinde altın koç postu var. Ruhunuz onu oradan alır. Ağacın köklerine iner. Karadeniz boyunca yüzer, İstanbul'a gelir. Kız Kulesi'nin dibinde 52 gün bekler ruh. Haydi ruhunuz anne ve babanızın birleşmesini bekliyor. 52 gün sonra gerçekleşecek bu birleşme. Babanız Girit, anneniz Anadolu. Anadolu'nun bütün nehirleri, ırmakları, yeraltı suları, cemreler getirir Üsküdar'a. Bunlar Kız Kulesi'nin altında olgun kadın yumurtasına dönüşür. Girit'in dağlarında bir boğa dolaşır. Bu boğanın bir yavrusu var. Yavru, Girit Adası'nın altında bir mağarada labirentin içinde oturur. 72 günde ancak dışarı çıkar. Dışarı çıktığında bu yavru Girit'in Ege kıyılarında ayaklarını suya vurur ve ak köpüklerden 300 milyon turva atı çıkar. Yani sperm üretir. Bu turva atları Ege'yi aşar Çanakkale'ye gelir. Haydi değerli dostlar. Ruh 52 gün önce gelmişti ya. 51 gün geçti. Bir gün sonra anne rahmine düşeceksiniz. Ve 1 saat kaldı. 10 dakika kaldı. Anne rahmine düşmenize 1 dakika kaldı. Kız Kulesi'nin altında olgun yumurta ve Çanakkale'de 300 milyon turbatın geçişine izin verilmez. Sadece 52 tanesinin geçişine izin verilir. 52'ye bir kez daha dikkatinizi çekmiş oldum. 52 turbatı Çanakkale'den başlarlar yolculuğa. En hızlı ve en zeki hangisi ise o ulaşır ve yumurtanın tek bir kapısı vardır. O kapıdan içeri girer.
İşte 10 saniye kaldı. Sperm ve yumurta buluşacak. Ruh da orada, elinde altın post var. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve Truva'da kalenin içine girdi. Ruh altın postu serdi. Sperm, yumurta, ruh üçlüsü buluştu Üsküdar'da. Kız Kulesi'nde. Şimdi Kız Kulesi'nden Üsküdar'a 100 metrelik yol var. Onu bu döllenmiş yumurta 36 saatte yüzer. Döllenmiş yumurtanın ilk yaptığı şey rahim duvarına tutunmak. Orada 4 ay kalır. Haydi bakalım değerli dostlar. 4, özür dilerim, orada 4 hafta kalır. Rahim duvarına yapışır, 4 hafta orada kalır. Yani 1 ay orada kalır. Gözleriniz kapalı. Ve kendinizi rahim duvarında, yani İstanbul'da görün. Göğsünüz Üsküdar, Kadıköy, Kartal. Boğazınız İstanbul Boğazı. Başınız İstanbul. İstanbul'da başa niçin taç giydirilir? İstanbul'da niçin sırta kaftan konur? İstanbul'da insan sultan olur. Allah sizi sultan olarak direkt İstanbul'a gönderdi. Duanızın karşılığı. Ve eğer lütfen gözlerinizi açınız. Açın gözünüzü. Allah sizi İstanbul'a sultan olarak getirdi. Bakın 4 haftalıktınız, yani 1 aylıktınız ya. Size 1 aylıkken anne rahminde çekilmiş ultrason görüntünüzü gösteriyorum. İşte 4 haftalık bebek. Bu sizsiniz. Bu benim. Bu hepimiziz. Bu, şuradan kalem çıkarayım. Küçük çekmece bizim. Gözümüz. Beylikdüzü bizim beylik alnımız. Bakırköy burnumuz. Zeytinburnu dudağımız, saray burnu çenemiz, İstanbul Boğazı, boğazımız, Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Pendik göğsümüz, adalar, ah adalar, Sedef, Büyük, Kınalı, Heybeli. Öbürünün adı neydi? Burgaz. Bunlar iman tahtamız. Ve göbek deliğimiz Gebze. Ve 1 aylıkken ayaklarımız belli değil, ancak kuyruk şeklindedir ayaklarımız işte. İzmit, Yalova, Gemlik. Şu gördüğünüz yarımada bizim kuyruğumuz. Allah sizi sultan olarak yarattı. Beni sultan olarak yarattı. Her birimizi sultan olarak yarattı. Ve biz anne rahminde aç kalmayalım diye oraya Yüce Allah annemizi de yarattı. Bakın, denizin içinde annemizi gören kim var? Bu annemizin şurası göğsü. Bakın. Şu sağ omzu. Bu onun kafası. Şöyle çizerek belki daha iyi size gösterebilirim. Önce bir ekran resmi aldık. Meditasyonumuz bitmedi tabii değerli dostlar. Birazdan meditasyona devam edeceğiz.
size anne rahminizdeyken annelik eden rahimdeki annemizi gösterelim size. Rahimde bir anne var dediğimde herkes nasıl şaşkın değil mi? Bakın, bu annemizin şurası karnı, şurası göğsüydü. Hem de annemizin öyle güzel dekolte bir bluzu var ki. Ve bu da annemizin sağ omzu. Hem de omzunda şöyle nokta nokta puanlı bir elbisesi var. Şu onun atkısı. Peki kafası? Şurası. Saçları ve gözü ve burnu ve ağzı. Ve değerli dostlar, siz annenizin rahmindeyken bakın dudağınıza. Dudağınız nerede? Annemizin göğsünde. Bakın dudağımız annemizin göğsünde. Şurasını emecek. Değerli dostlar, haritamızı açalım şimdi. Sizin haritanızda da bu var. Şöyle yaparsınız bak. Bak dedim, özür dilerim. Şöyle yaparsınız bakın. Siyasi harita değil de, gerçi siyasi de olsa bir şey olmaz bakın. Siyasi haritada da kendinizi yine göreceksiniz. Gördünüz mü? Göz, burun, boğaz. Siyasi haritada dağlar çizilmediği için bakın Marmara Denizi'nde anne görünmez. Peki uydu görüntüsünde, uydu görüntüsü için ne yapıyorum? Şuraya tıklıyorum. Uydu. Bakın. Gördünüz mü kendinizi? Annemizi gördünüz mü? Bakın şimdi annemizi daha net görürüz. Şu annemizin şurası karnı, şurası göğsü, hem de dekolte kıyafet bakın. Yorumları kapatayım da tam görün. Bakın annemizin göğsü. Şurası sağ omzu. Şu kafası. Bakın ağzı. Ve şurası annemizin memesi. Ve bakın tam oradan süt emmek üzere hazırız biz de. Süt içmek üzere hazırız. Bakın şu şekilde kafamız, göğsümüz, karnımız ve bir aylıkken ayaklarımız henüz belli değil, o yüzden kuyruğumuz. Haydi bakalım. Yeniden meditasyona başlayacağız. Gözlerimizi kapatacağız birazdan. Neydi telefon numaramız? 0507-192-0620. Değerli dostlarımız, kapatın gözlerinizi. Hani ruhumuz 5. boyuttan gelmişti. Gürcistan'a inmişti. Postu almıştı. Kız Kulesi'nin önüne gelmişti. 52 gün orada beklemişti. Anadolu'nun dağlarından, yaylalarından cemreler Kız Kulesi'nin dibinde olgun bir yumurtaya dönüşmüştü.
Hani Girit'ten gelen Truvatları yani Siperner, Çanakkale önüne gelmişti 300 milyon tanesi. 52 tanesinin geçişine izin verilmişti. En zeki ve çevik olanı Kız Kulesi'nin dibinde yumurtanın içine girmişti. Ruh da onlara postu sermişti. 100 metrelik yolu 36 saatte almışlardı. 4 hafta boyunca İstanbul'a yerleşmiş sultan olmuşlardı ya. Kendimizi gördük ya, sultan olmuştuk ya. Kapatın gözünüzü. Değerli dostlar, bebek anne rahim duvarına 4 hafta yapışır. 4 haftası bitince rahim duvarını bırakır. Rahim içindeki sıvı da artık yüzmeye başlar. Rahim içinde yüzmeye başlayın. Yani Marmara Denizi'nin suyunu doldurun. Ben susayım. Marmara Denizi'nin içinde tam 8 ayımız daha geçecek. Toplam 9 ay olacak. Tamam, bazılarımız erken doğmuş olabilir. Yine siz 9 ay olduğunuzu hayal edin orada. Peki ne kadar büyüyeceğiz? Bakın ilk haftasının ilk ayında İstanbul kadar büyüdük. 9 ayın toplamında Marmara Denizi kadar büyüyeceğiz. Ben susayım. Bir dakika boyunca Marmara Denizi kadar büyüdüğünüzü hayal edin. Başınız Çanakkale Boğazı'nda olacak. Ayağınız İstanbul'da olacak. Bir dakika. Haydi başladı. Gözlerinizi açınız. Bakın Marmara Denizi'nin içinde 4 pardon 9 ayda bu durumdayız. Başımız Çanakkale'de, ayaklarımız İstanbul'da. Ve sonra buradan çıkacağız. Haydi çıkalım. Çanakkale'den çıkıyoruz değerli dostlar. Burası Çanakkale Boğazı. Marmara'dan çıkıyoruz değerli dostlar. Kapatın gözlerinizi. Ayaklarınızla İstanbul'dan kendinizi ittiniz. Başınız büyük, hepimizin başı büyük olduğu için Çanakkale'nin dar boğazından geçemiyor. Bu sırada annemize diyoruz ki anne doğmak istiyorum. Lütfen karnını kas, gevşet, kas, gevşet. Annemiz rahmini kasıp gevşetiyor. Kasıp gevşetiyor, kasıp gevşetiyor ki biz dışarı itilelim. Hatta annemizin kasıp gevşetmesi bile yetmiyor. Doktorlar elleriyle bastırıyorlar. Ebeler elleriyle bastırıyorlar ki rahim daha fazla kasılsın, gevşesin ve biz başımızla Çanakkale'den çıkabilelim. Haydin bre şimdi. İşte Çanakkale'den başımız çıktı. Sonra gövdemiz, kalçamız ve ayaklarımız. Şimdi Ege Denizi'nden çıkıyoruz ve değerli dostlar, Ege Denizi'nde bizi gemi, Ege Denizi'ndeyiz. Haydi bakalım oradan Kıbrıs'a gidelim. Erkek bebekler Kıbrıs'a koşar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, kız bebekler Kıbrıs'ın güneyine koşar. Ve gidin kız bebekler. Güney Kıbrıs'ın en güneyinde bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde bekleyin. Erkekler siz de gidin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en kuzeyine. Orada bir çınar ağacı var. Onun altında bekleyin.
ve 25 yaşınıza kadar orada büyüyün bir dakika. Ve değerli dostlar, şimdi de kadınlar, hani Kıbrıs'ın güneyinde zeytin ağacıydınız ya, Kıbrıs'ın güneyini koparın, Kıbrıs ikiye bölünsün. Kıbrıs'ın güneyini koparın, onu bir gemi olarak kullanın. O gemiyle Silifke'ye gidin ve o gemi Anadolu olsun. Zeytininizi Anadolu'ya götürün. Bugünkü yaşınıza kadar büyütün. Erkekler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de alın. Gemi yapın kendinize. Girit'e götürün. Girit olsun. Ve Girit'te koca bir çınar yükselsin. Girit olmak artık baba olmak demek. Anadolu olmak artık anne olmak demek. Ve gözlerinizi açın. Değerli dostlar, gittik sizi yeni baştan oluşturduk. Haydi bakalım, haydin bre. Değerli dostlarımız, Kıbrıs'ın nereden geldiğini anladık mı? Kıbrıs'ın nereden geldiğini anlatabildim mi? 9 ayda Marmara Denizi'nde büyüdük ya. Anne rahim sürecimizi geçirdik ya. Değerli dostlar, biz Kıbrıs'ız. Kıbrıs biziz. Ve Kıbrıs Marmara'dan doğdu. Bakın. Görüyor musunuz? Kıbrıs nasıl da Marmara'ya oturuyor. Karpazlar bölgesi sivri kısım Çanakkale Boğazı'nın içine girer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çanakkale'ye, Bursa'ya, İzmit'e geliyor. Kıbrıs'ın güneyi ise İstanbul'a, Tekirdağ'a geliyor. Tam da Sarayburnu Bafa'ya denk geliyor. Ve o kadar çok derin ki bu ilim. Aynı zamanda o batı kıta Atlantis. Aynı zamanda bu Nuh'un gemisi. Ve aynı zamanda değerli dostlar, bu sizin geminiz. Bu bir gemi. Gemiye benzemiyor mu? Kıbrıs. Tabii ki benzemiyor. Bakın gemi hareket etti bile. Gemi. Değerli dostlarımız, gelin size özetleyelim. Ruhumuz 5. boyuttan geldi. Kız Kulesi'nin ruhumuz 5. boyuttan geldi. Burada Gürcistan'da Kolkis ormanında selvi ağacının üzerinde postumuzu aldı. Ve Karadeniz'i şöyle boydan boya açtı. Biz anne rahmine düşmezden 52 gün önce geldi. Kız Kulesi'nin dibinde bizi bekledi. Girit'ten, yani işte bu babadan, babamızdan spermler çıktı. 300 milyon tane turva atı olarak çıktı. Hani neden Çanakkale'de hala turva atın heykeli var, anlatabildim mi? Ve İlyada destanındaki turva atı sperm demek. Peki Anadolu'nun yaylalarından cemreler, derelerle, nehirlerle, ırmaklarla taşındı. Üsküdar'a, Kız Kulesi'nin altına, Kız Kulesi'nin altında olgun yumurtaya dönüştüler. Çanakkale Boğazı'ndan geçişine izin verilen 52 turva atı, yani spermden en zekisi ve hızlısı, gelip Kız Kulesi'nin altında yumurtanın içine girmeyi başardı ve ruh 52 gündür orada elinde posta bekliyordu. Üstlerine serdi. Şurada değerli dostlar,
Yaklaşık 100 metre bir mesafe var. Bu mesafeyi döllenmiş yumurta 36 saatte ancak aştı ve buraya gelir. 4 haftada büyür. O kadar büyür ki. 4 haftada. İşte böyle. Şu kadar olur. İstanbul'u, İzmit'i, Yalova'yı, Gemli'yi, İznik'i içine alır. Şu kadar büyür bir ayda ve rahim duvarına yapışıktır. Sonra da kendini Marmara'nın içine bırakır. 9 ayda da bu kadar büyür. Kıbrıs kadar olur. Bakın bu Kıbrıs zaten. Değerli dostlarımız, Kıbrıs'ın güneyi dişi enerjilidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti erkek enerjilidir. Eğer diyorsanız ki Refik Hocam, vallahi beynimiz yandı. Bugüne kadar ne okulda bunları duyduk, öğrendik, ne de bunları duyan, bilen biri vardı. Hiç kimse bunları bilmiyor. Siz nereden öğrendiniz? Bana ruhum söyledi değerli dostlar. Ben ruhumla bilgiye ulaşmayı bilen insanım. Ve bu bilgilerimi sizlere öğretmek için de Facebook'ta Refik Korkmaz Eğitimleri kapalı grubunu kurdum. 7035 kişi bakın orada eğitim görüyor. Nasıl eğitim görüyor? Ben video hazırlıyorum. Bakın. Bu benim bir videom. Bir eğitimim. Ayın önünde. Gördünüz mü? 9 ay büyür. O gördüğünüz bir 4 hafta. Açlığına hiç dayanamazdı. O kadar aç günlerimiz geçti ki. Bakın. Onun böyle açlıktan uzandığını biliyorum. O gözümün önüne geldi. Değerli dostlarımız, eğitmen arkadaşlarımız, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Mucize ötemiz, taht ötemiz sonsuz olsun. İşte bu videom 8 saat ve 1 dakikada fazla. 8 saat boyunca ben birinci modülü anlattım. Hem de bir sürü uygulamalar var içinde. Facebook kapalı grubundan işte siz bunu izleyin. En güzel şekilde birinci modül eğitimimizi öğrenin. Facebook kapalı grubundan birinci modül eğitimimizi böyle benim eğitim videolarımı izleyerek öğrenmek 1.000 lira. 9 tane modülümüz var. 9.000 lira. Birinci modül, ikinci modül, 3, 4, 5, 6. modül diye devam eder. Size uluslararası geçerli eğitmenlik sertifikası vereceğiz. Dünyanın her tarafında bizim eğitimlerimizi verebilirsiniz. Bizim eğitimlerimiz patentli eğitim. Zaten bilinçaltı dil eğitimi başka hiç kimse bilmiyor, geliştiremedi. Bir tane eğitim var dünya üzerinde, o da Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili ve 2018'de patentimizi de aldık. Uluslararası geçerli sertifikamızla dünyanın her tarafında eğitim verin. Ve Facebook kapalı grubundan siz bizim eğitimlerimizi 9 günde öğrenirsiniz. Bir modülü bir günde öğrenirsiniz. Sizi 9 gün sonra kapalı gruptan çıkarmayacağız. Hatta dilediğiniz kadar orada kalın. Çünkü gelecekte de eğitimler verdiğimde oraya yükleyeceğim. Oradan yine izleyin. Peki, kayıt yaptırmak istiyorum. O zaman 0-507-192-0620. Refik Korkmaz Bilinçaltı Sembol Dil Eğitimleri. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.